Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir deplasmanda, çok önemli bir üç puan aldılar. Boluspor Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Akın Çorap Giresunspor'u son dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Karşılaşmanın ardından Boluspor Teknik Direktörü Sait Kara Fırtınalar ve Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin açıklamalarda bulundu. Gol vuruşunu doğru yapan kazandı. Maalesef biz yakaladığımız o tip pozisyonları gole çeviremedik. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir deplasmanda, çok önemli bir 3 puan aldılar. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptık. Boluspor Teknik Direktörü Kara Fırtınalar çok önemli bir deplasmandan alınan 3 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir deplasmanda, çok önemli bir 3 puan aldılar. İkinci yarıya çok iyi bir başlangıç yaptık. Hafta içerisinde biliyorsunuz rakibimiz Süper Lig'in liderini kupa dışı bıraktı, elediler. Çok formda bir takım. Bana göre FTT Ligi'nin en iyi takımlarından. Belki biri diyebilirim, birkaç tanesinden biri demem. Öyle bir deplasmandan 3 puan aldık, çok önemliydi. Ama hafta içi dediğim gibi ikimiz de kupa maçı oynadık. Onlar tam kadroyla oynadılar, biz %80 rotasyonlu kadroyla oynamıştık. Rakibin ilerleyen dakikalarda fiziksel anlamda sıkıntı yaşayabileceğini düşündük. O yüzden süratli oyuncularımızı son bölüme sakladık. Onların katkılarıyla verdikleri %100 katkıyla maçı kazandık. Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, kaçan pozisyonların skora yön verdiğini belirtti. Gol vuruşunu doğru yapan kazandı. Maalesef biz yakaladığımız o tip pozisyonları gole çeviremedik. Yani kendi evimizde hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık ki başlangıç olarak da açıkçası da çok üzüldük. Hem de iyi olmadı yani. Üzüldük. Tabii yorgunlukla beraber de özellikle 70'ten sonra ortaya çıktı. Ama özellikle ofansif bölgede gol vuruşlarında yakaladığımız pozisyon ki daha fazla yakalamamız gerekiyor. Bu eksikliğimiz devam ediyor. Özellikle Dima Diallo etkisiz de olunca hücum sahası verimsiz oldu.